Herkese selamlar. Bugün aslında çokça merak edilen bir sorunun cevabını vermeye çalışacağız sizlere. 2022 yılında PlayStation 4 alınır mı? Evet arkadaşlar, malum yıl oldu 2022. Acaba bu dönemde PlayStation 4 alınır mı diye düşünüyor olabilirsiniz. Neden? Çünkü PlayStation 5 çıkalı neredeyse artık 1,5 sene olmasına karşın hala stok yok. Yani biliyorsunuz 2020'nin son çeyreğinde satışa sunuldu. Dedik ya hadi çip sıkıntısıydı vesaireydi derken 2021'in sonlarına doğru bu konsolu rahat rahat buluruz dedik. Ama 2021'in sonlarında da bulamadık ki 2022'nin ilk çeyreğini geride bırakıyoruz artık. Hala PlayStation 5'i biz rahatlıkla gidip herhangi bir teknoloji mağazasından satın alamıyoruz. Ne yapıyoruz? İnternet üzerinden çeşitli e-ticaret siteleri üzerinden satın alabiliyoruz. Onda da fahiş fiyatlar çıkıyor karşımıza. Neden arkadaşlar? Çünkü konsol kara borsaya düşmüş durumda. Şu anda PlayStation 5 almak istediğiniz zaman böyle bakıyorsunuz 20 bin liraya varan absürt derecede fiyatlarla karşılaşıyorsunuz. Çünkü konsol yok. Adam almış konsolu ucuzdan, şimdi 20 bin lira etiket fiyatı yazmış, demiş ki ben bu fiyata satıyorum. İster al ister alma, zaten piyasada ürün yok. Yani öyle ya da böyle alacaksın bu ürünü demeye getiriyor. Fakat şöyle bir durum var, bu Türkiye'ye has bir özellik değil arkadaşlar. Hali hazırda yurt dışında da PlayStation 5'in fiyatı 1000 dolarlara kadar çıkmış durumda. Çünkü orada da ürün yok. Yani hep bir kara borsa düzeni şu anda PlayStation 5 etrafında dönüyor. Sony ne yaptı peki? Böyle bir düzen yürüdüğü için, çip sıkıntısından ötürü yeterli miktarda PlayStation 5 üretemediği için dedi ki bazı oyunlarımı ben PlayStation 4'e getirmeye devam edeceğim. Biliyorsunuz önümüzdeki süreçte God of War Ragnarok çıkacak. En çok beklenen PlayStation 5 oyunlarından bir tanesi. Bu oyunda arkadaşlar yine PlayStation 4'te boy gösterecek. Dolayısıyla böyle olduğu zaman insanların aklına şu soru geliyor. Ya acaba PlayStation 5 yerine ben şimdilik PlayStation 4 alsam alınır mı? Şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Eğer PlayStation 4'ü hali hazırda 1-2 sene içerisinde, yani atıyorum 2024-2025 yılına kadar çıkacak oyunları oynamak için alacağım diyorsanız, hali hazırda PlayStation 4 alınabilir. Neden? Çünkü God of War Ragnarok muhtemelen bu yılın sonlarına doğru ya da 2023'ün ilk yarısında çıkacak. Dolayısıyla 2023'ün ilk yarısında çıkacak olduğu için o sene içinde çıkacak olan Sony oyunlarının da PlayStation 4 desteği alacağını söyleyebiliriz. Zaten bunu Sony daha önce kendisi de söylemişti. 2023-2024 yılına kadar PlayStation 4'e olan desteğimiz sürecek demişlerdi. Dolayısıyla özel oyunlar PlayStation 4'e de geleceği için, eğer böyle PlayStation 4'ün görüntü kalitesi vesairesi bana yetiyor diyorsanız, olmadı PlayStation 4 Pro alabilirsiniz. Bunu da parantez içinde belirtelim. Dolayısıyla PlayStation 4'ü hali hazırda almamanız için herhangi bir etken yok. Şu gelebilir aklınıza, ya tamam ben bunu aldım ama 3. parti oyunlarda bu konsola gelmeye devam edecek mi? Atıyorum bir FIFA 23, FIFA 24 hala bu konsola gelecek mi diye düşünüyor olabilirsiniz. Gelecek arkadaşlar. Zaten şu anda PlayStation 4'ün satış rakamları 120 milyonları geçmiş durumda. Dolayısıyla kimse kalkıp da 120 milyon satan bir konsolu bir çırpıda silip atmaz. Zaten bunu 3. parti oyun yapımcıları da söylemişti. PlayStation 4'e olan desteğimiz bir süre daha devam edecek demişlerdi ki bu destek hali hazırda da devam etmekte. Baktığınız zaman 3. parti oyunlar genel olarak PlayStation 4 ve Xbox One'a da geliyor. Burada yeni nesil konsollara özel olarak çıkan çok kısıtlı yapımlar mevcut. Dolayısıyla eğer siz 3. parti oyunların yanında Sony özel oyunlarını da oynamak için bir konsol arıyorsanız PlayStation 4 şu an için en güçlü alternatif olabilir. Fiyatlarına baktığımız zaman 5000 lira ile 8000 lira arasında değişen rakamlar görüyoruz. Neden? Hem dahili depolama alanı değişiyor, hem de versiyon farkı oluşabiliyor. Nedir arkadaşlar? PlayStation 4 Pro aldığınız zaman fiyatlar 8000-9000 bandına kadar yükselebiliyor. Fakat sizin tercihiniz 500 GB'lık slim model düz bir PlayStation 4 olduğunda, o zaman 5000 liralar falan PlayStation 4 alabiliyorsunuz.
Hatta aslında şöyle bir öneride bulunmak istiyorum. PlayStation 4'ü alıp 1-2 sene sonra PlayStation 5'e geçelim düşüncesindeyseniz gidin temiz bir ikinci el PlayStation 4 alın. Onu da arkadaşlar 2000-3000 TL bandına alabiliyorsunuz ki günümüzde 2000-3000 TL bandına güzel bir konsol almak bence iyi bir şey. Normal şartlarda bu kadar birim paraya ikinci el konsol almak iyi değil ama mevcut Türkiye şartlarında PlayStation 5'in böyle 20 bin lira gibi abuk subuk fiyatlara satıldığı bir ortamda sizin kalkıp da PlayStation 4'ün temiz bir ikinci eline 3 bin lira vermeniz çok da absürt durmuyor. Hadi bunu da bir kenara itelim. Yeni nesil konsollara bir şekilde geçmek istiyorum derseniz o zaman Xbox Series S'e de bir göz atabilirsiniz. Onun da ikinci eli arkadaşlar hali hazırda 4-5 bin liralara falan satılıyor ki bence 4-5 bin lira yeni nesil bir konsol için uygun denilebilecek bir fiyat kalibresi. Şimdi gelelim sorumuzun cevabına. 2022 yılında PlayStation 4 alınır mı? Evet alınır. Fakat 1-2 sene sonra ben PlayStation 5'e geçelim diyorsanız az önce de belirttiğim gibi temiz bir ikinci el almakta fayda var. Hem alıp satarken zarar etmemiş olursunuz hem de yeni bir cihaz için çok daha fazlasını ödemekten kaçırmış olursunuz. Zaten sizin PlayStation 4'te oynayacağınız oyunlar belli arkadaşlar. Özel oyunlar oynayacağım diyorsanız mutlaka ikinci el temiz bir cihaz almanız çok daha yararınıza olacaktır. Ama yeni nesil konsola geçme zamanım geldi. Artık ben bir yeni nesil konsola geçeyim diyorsanız Xbox tarafında da çok büyük avantajlar var. Biliyorsunuz bir Game Pass fırtınası var orada. Aylık 35-40 lira gibi son derece makul bir ücret ödüyorsunuz. Ve size aylık olarak 100 oyundan fazla bir içerik, 100 oyundan fazla yapımın bulunduğu bir kütüphane sunuluyor. Ve bu kütüphane her ay güncelleniyor. Halihazırda Sony'nin de böyle bir projesi var fakat daha bir şey göremedik. O yüzden önümüzdeki süreçte bununla ilgili de bir video hazırlayacağız. Game Pass ne kadar avantajlı? Yeni nesilde Xbox'ın en büyük silahı Game Pass olabilir mi? Ki bence öyle. Bunların cevabını da o videoda vereceğiz. Eğer PlayStation 4'e dair ya da PlayStation 5'e dair kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlerin sorularını yanıtlamaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.